açlık nedir biliyor musun? Açlık bir aylık emeğin karşılığında hiçbir şey yapamamak açlık. Üzülmek. Bir babanın üzüntüsü nedir biliyor musun? Bilmiyor ama kendisi 55 milyarlık gözlük takıp gezebiliyor. Bilemez. Kalkıp parası olan gezsin, olmayan körfezi dolaşsın der mi bir insan? E kime yapıyorsun yatırımı? E zengine. Bugüne kadar mecliste HDP ile aynı önergeye evet diyen parti andığımızda mesela AK Parti. E sen olmuyor musun yan yana? Mermi sıksa, top atsa, uçakla bombalasa hepimiz vatanımızı koruruz. Ama böyle koruyamıyoruz. Niye? Çünkü yavaş yavaş sindire sindire kanser gibi halkımızın düzenini bozdular. 50 kanlı insanların elini sıkmam dedin. Şerefli Türk askerine merhaba dedirttirdin İsrail Başbakanı'na. Ya kendimi bildiğim bileli sanki doğduğumdan beri bunlar var kardeşim. Yani sıkıldık, vallahi sıkıldık. Bir adam ya yeter, bıktık ya. Vallahi ben bıktık. Bu kadınlar olarak biz bu devirde hep öldürülüyor. Yani hep kadınların hepsi, birçok kadını ölüyor, görüyorsunuz. Ve benim babamın dediği şey şu. Senin başına bir şey gelirse eğer, adalet yok ülkede. Ülkede adalet olmadığı için ben kafasına sıkarım diyor. Bu nasıl bir devirdeyiz? Biz şu an nasıl devirdeyiz? Ya babamın dediği şey nasıl? Yani bunu ya bakın, duyunca bile benim tüylerim diken diken oluyor. Hani ülkede adalet olmadığı için ben kafasına sıkarım diyor. Bunu herkes yapsa ne olacak? Yani niye bu ülke adalet gelmiyor? Yani niye gelmiyor? Mesela bakın biz şu an kendimize ait evimiz var. Babam devlet memuru. Arsalarımız var ama babam yetiremiyor. Hala yetiremiyor. Bir sürü borcu var. Kredi kartlarının hepsine borcu var bu adam. Ve ben gidip istediğim şeyi alamıyorum. Bir gün de istediğim yani alamıyoruz. İstediğimiz her şeyi alamıyoruz. Bakın her şey de demiyorum. İstediğimiz şeyleri de alamıyoruz. Şeker fabrikalarımız vardı. Gittiler başka ülkeye sattılar. Yani biz niye böyle olmak zorundayız? Tüylerim diken, bakın bir sürü kişi konuşuyor. Tüylerim diken diken oluyor benim ya. Ya biz niye ölmek zorundayız? Niye kimsenin sesi çıkmıyor? Niye başımızdakiler bizi korumuyor ya? Niye bizim kendi ailelerimiz devreye giriyor? Ya niye? Artık bir durun desin. Millet durun. Konuşmaya bile insan yarım saatte konuşayım mı konuşmayayım diye çekiniyorum, biliyor musunuz? Ülkede çünkü düşünce özgürlüğü yok. Düşünce özgürlüğümüz yok bizim. Ya benim babam diyor konuşma, böyle yerlerde konuşma diyor. İnsan niye? Çünkü korkuyoruz. Asgari ücrete zam geldi biliyorsunuz. Evet. 5500 lira oldu. Nasıl evet. Değerlendiriyorsunuz? Ya 5500, 15500, 25500 fark etmez. İnsan alım gücü önemli. Yani şimdi 5500 oldu daha... Gece 12 olmadan simit pahalandı, yağ pahalandı, o pahalandı. Önemli olan sadece 500 lira da alabilirsin. Onunla geçinebilmek önemli. Rakamların çok önemi yok. Alım gücü yok, sıfır. Şimdi aç diyoruz. İnsan diyor ki aç yatan yok. Evet aç yatan yoktur ama bak şuradaki insanların hepsine sorun. Bak benim iki kızım var. Bir çocuğum daha gelecek. Bir ay çalışıp. Bir ay 30 gün emek veriyorsun. Sabah kalkıyorsun, akşam işten çıkıyorsun. 30 gün sonunda herkesin hesaplarına biraz bir miktar para yatıyor. Kimine 10 yatıyor, kimine 5500 yatıyor. Ne yatarsa yatsın. 30 günün sonunda hangi baba ya da hangi eş, hanımefendi çoluğunu çocuğunu alıp şöyle bir restoranta yemeğe gidebiliyor? Bir ayın yani emek ya değil mi? Bir aylık emek veriyorsun. Çoluğunu çocuğunu alıp sinemaya gidebiliyor. Oyun parkına götürebiliyor. Ne bileyim üstlerine başlarına bir şey alabiliyor. Hiçbir şey. Hiçbir işi alamaz. En son ne zaman tiyatroya gitmişler? En son ne zaman sinemaya gitmişler? Açlık budur. Açlık nedir biliyor musun? Açlık bir aylık emeğin karşılığında hiçbir şey yapamamak açlık. Açlık karın diye ekmek bulursun. Birinden istesen verirsen ekmek. Hükümette aç insan yok demişler. Aç insan, onlar karın tokluğuna bakıyor. Muhakkak vardır ama hadi yok diyelim. Karın açlığı yok. Eyvallah. Açlık bu değil ama. Açlık bir aylık emeğin karşısında hiçbir şey yapamamak. Üzülmek. Bir babanın üzüntüsü nedir biliyor musun? Bilmiyor ama kendisi 55 milyarlık gözlük takıp gezebiliyor. Bilemez. Bir asgari ücretlinin bir yıllık bedelli maaşı karşılığında gözlük takıyor adam. Bilemez. Açlık budur. Açlık bir sene çalışıp 5 gün boyunca ailesini tatile götürememektir açlık. Anlatabiliyor muyum? Açlık ailesini bir tiyatroya, bir konsere, bir sinemaya, bir yemeğe. Ha evde de yersin. Yersin ama insan kafa dağıtmak ister. Hizmet görmek ister. Dışarıya çıkmazsan bu esnaf ne yapacak? Açlık budur. Açlık bir yıl ayın emeğinin karşılığında hiçbir şey yapamamak açlık. Şimdi yaz eyvallah faturalar, doğalgaz falan az geliyor. Kışın bakacağız. Cumhurbaşkanı da diyor ki evet bir sıkıntı var ama diyor. Vatandaşın sabretmesini istiyor. Ne kadar? Bir 20 yıl daha sabrederiz. Sıkıntı değil. Ben 38 yaşındayım. Ben 38 yaşındayım. 58'e kadar daha sabredeyim. Ben kendim için korkmuyorum. Ben çoluğum çocuğum için korkuyorum. Ben kira verdiğimi hatırlamıyorum. Allah razı olsun. Babam evimi aldı altıma koydu. Kendi arabamı aldı altına koydu. Eyvallah. Ben çok aç, muttaç bir insan değilim ama
Müslümanlığı bu değil. Ben alabilir miydin evini, arabanı? Affedersiniz, ne yaparsınız yapın diyen bir insan değilim ben. Halkın çoğunluğuna bakacaksın. Budur. 5500 lira alıyor adam. Kışın 3 milyar fatura yatıracak. Doğalgaz, elektriği, yemeği, cartu, curtu. Kira veriyor. Ne yapacak bu adam? Tamam mı? Ne yapacak? Yok. Ya öyle olsun hadi. Ne yapacak? Şimdi çocuğun donu yırtıldı. Adam gidip alamıyor. 100 lira ya bir penye. Don 100 lira. Ne yapacak insanlar? Nasıl düzelir bu durum? Ya nasıl düzelir değil. Ne yapacak biliyor musun? Ülkede ülke yöneten hükümet ta en tepeden kaymakamına kadar memur olmasına rağmen herkes sadece kendi menfaati için koltukta oturduğu sürece bu ülke düzelmez kardeşim. Bu ülke düzelmez. Herkes vatanı için çalışacak. Kendisi için çalışmayacak. Kendi torunları, akrabası, eşi, dostu için çalışmayacak. Her ihaleyi bir kişi almayacak. İnsanlar da ekmek yiyecek. Anlatabiliyor muyum? Ama işte demin beyefendi Zafer Partisi dedi. MHP'den kovuldu. İyi Parti'den kovuldu. Kendi parti kurdu. Ümit Özdağ ne diyorsa altına imzamı atarım. Ama ben hala güvenilir bir insan olduğunu düşünmüyorum. Mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tepkisi yok. O kadar Süleyman Soylu'ya laf atan insanlara bile dayılık yapan Recep Tayyip Erdoğan bir laf söylemedi Ümit Özdağ'a. Ümit Özdağ bence şu an hükümete karşı tepki oyunu muhalefete gitmesin diye kurulmuş bir parti olarak görüyorum ben. Ben yine bilmiyorum, bir adayım yok ama işte aday çıkarmalarını bekliyoruz. İşte ona göre. Peki beğendiğiniz bir siyasetçi aday olursa oy veririm dediniz. Ya erken kişi olduğunu düşünüyorum ama hani bir Mansur Yavaş biraz daha mantıklı geliyor ama ne bileyim, illa ismi duyulmuş, bir şeyler yapmış, kendini ispatlamış adam olmasına gerek yok. Kanaat önder insanlar olabilir. Vatan, milletin içinden gelmiş insanlar olabilir. Koltuk sevdalası olmasın. Gecesini gündüzünü vatanına milletine harcasın. Biz herkese evet deriz. Bunlara da evet dedik. Ama ya ben vermedim ama ailem verdi. Bunlara da evet dedik. Ne yapacağız? Tepkili değildim. Ailem veriyordu. Verin diyordum. Bir şey demiyordum. Ben muhafazakar bir insanım. Sağcı bir insanım. Bu kadar öfkeli değildim. Güzeldi bir zamana kadar. Ama ne oldu? Tam bir şeyler yaptı. Bakıyorsun Avrasya, Yavuz Sultan, Osman Gazi, Marmara, evet yapıldı mı, gözle görülüyor mu? Görülüyor. Ama kendi ağzıyla söylüyor adam. Bir cumhurbaşkanı. Cumhur nedir? Halk demek. Cumhur. Herkes bir cumhur. Benim başkanım. Kalkıp parası olan geçsin, olmayan körfezi dolaşsın der mi bir insan? Kime yapıyorsun yatırımı? Zengine. Ama geçmediğim halde ben de ödüyorum. Böyle olmaz. Bu yatırım olmaz. Evet yaptı mı? Yaptı. Ama nasıl yaptı? 3 liralık şeyi 10 liraya yaptı. Zengin geçemiyor. Fakir geçemiyor. Benim arabam var. Eski püskü bir arabam var ama ben Marmaray'dan karşıya geçemiyorum. Niye? Param yok. 2 saat trafikte bekliyorum. Adam öyle değil mi bir cumhurbaşkanı? Parası olan geçsin, olmayan geçmesin. Şimdi inanmayanlar olabilir. Açar bakar. YouTube'da var yani. Söylüyor. Böyle bir şey yok. Yatırım, cumhurbaşkanı cumhura yatırım yapar, vatandaşa yatırım yapar, halka yatırım yapar. Ama ben bir halka yatırım görmüyorum. Niye? Ben burada Kısıtlı Mahallesi'nde oturuyorum. Onunla aynı mahallede oturuyorum burada. Yani 20 dakika onun ışıklarını orada bekledim ben otobüsün içerisinde. Arkada tak Altunzade'ye kadar kuyruk oldu. 20 dakika bekledik. Önümde tabii bir de Kartal marka bir arabada oturan 50 yaşında amca kafasını çıkardı. Neyi bekliyoruz dedi. Kendi korumaları adamı içeri tıktı. Hain misin sen dedi. Bak neyi bekliyoruz dedi. Hain misin dedi. Bu kadar. Bak hain misin diyor. İyi Parti, CHP, işte HDP ile kol kola diyor. Bugüne kadar mecliste HDP ile aynı önergeye evet diyen parti andığımızda mesela AK Parti. Sen olmuyor musun yan yana? 20 yıldır bir ülke yönetiyorsun. 38 yıldır PKK var. 1983 yılında Siit Perver'de ilk eylemini yaptı. 38-39 yıldır faaliyet gösteriyor bu terör örgütü. 20 yılı seninle. Sen şimdi bir yere gidiyorsun. Bir tane belalı bir insan var. 10 yıldır mahalleye kan kusturuyor. Emniyet müdürüsün. Atanıyorsun. 20 yıldır da adam devam ediyor. Bir işe yaramamışsın. Şimdi faaliyet alanı senin iktidarında daha uzun sürmüş bir terör örgütü varsa sen başarısızsın. Çıkıyor Süleyman Soylu sanki içtima almış gibi. Orada 180 tane terörist var diyor. Gidip saydı mı kardeşim? Yok. Diyelim ki doğru. Dediğinden itibaren bu haberlere bakın. 3000 4000 terörist öldürülmüş. Ya dediği doğru, evet 180 terörist vardı. Öldüre öldüre bitmiyor. Ya katılımı engelleyemiyorsun ya 180 terörist var diye yalan söylüyorsun. Bu kadar yani, sen insanlarda bunu yanıyor kardeşim. Zeytinyağı olmuş böyle, dolar olmuş 17 lira, euro olmuş 17,5 lira. Benzin olmuş 30 lira düştü 25 liraya. Ben yapmadım ki.
CHP de yapmadı, İYİ Parti de yapmadı. 20 yıldır sen yönetiyorsun. Sanayin yok, araba sanayin yok, uçak sanayin yok. Hiçbir sanayin yok. A4 kağıdını bile bombalar altında kalan Ukrayna'dan alıyoruz. Adam bombalar altındayken bile şu ana kadar senden daha çok tarım alanı ekmiş. Hiçbir sanayin yok, paran değersiz. Dış güçler seninle niye uğraşsın ya? Amerika seninle uğraşacağına gider Avrupa Birliği ile uğraşır. Sanayisi var, parası değerli. Ya seninle niye uğraşsın bir insan? Ama o geldi başımıza, o uğraşıyor. Allah'a şükür bir insan mermi sıksa, top atsa, uçakla bombalasa hepimiz vatanımızı koruruz. Ama böyle koruyamıyoruz. Niye? Çünkü yavaş yavaş sindire sindire kanser gibi şeyimi bozdular. Halkımızın düzenini bozdular. Araplar geldi, onlar geldi, bunlar geldi. Türk olup karton toplayan da kalmadı artık. Hep Araplar topluyor. Adamlar kendi ilerince bayrak asıyor, ülke ilan ediyor. Ne yapıyor? 20 yıldır herkes saygı duyarım, hiç eleştiri anlamında söylemiyorum. Yani dini yönü zayıf nesil yetişti. Vatan için bir çakıl taşı ölen insan vardı, azaldı. Kimse savaş. Ben şimdi iki çocuğum var, ben savaşmam abi. Ben giderim çoluğumu çocuğumu korurum. Ben çoluğumu çocuğumu gönderdikten sonra orada ezerler. Ben başlarında dururum. Anlatabiliyor muyum? Adamlar Yunanistan 147 kere hava ihlali yaptı. Tepki yok. Neden? NATO Birliği bilmem ne. İşte komşularımızı iyi geçinelim. Suriye de senin komşun. Irak da senin komşun. Mısır da senin komşun. İsrail de komşun sayılır. Onlarla niye kötüsün? Eli kanlı insanların elini sıkmam dedin. Şerefli Türk askerine merhaba dedirttirdin İsrail Başbakanı'na. Vatanımızı satmayız, davamızı satmayız dedin. Şerefli Türk askerine, Arap kralının oğluna selam çaktırdın. O da selam bile vermedi de. Para için sıkıştığın zaman tükürdüğünü yalıyorsun. O yüzden büyük konuşmayacaksın. Kısacası ne bileyim yani 20 yıldır yönettiler, sıkıldık. Vallahi ben 18 yaşındaydım. Ne olduğunu bilmiyordum. Parti nedir bilmiyordum, kim yönetiyor bilmiyordum, ülke nasıldır bilmiyordum. Ya kendimi bildiğim bileli sanki doğduğumdan beri bunlar var kardeşim. Sıkıldık, vallahi sıkıldık. Bir adam ya yeter, bıktık ya, vallahi bıktık. Hani değişiklik değil, yani yönetemez mi? Bundan Kılıçdaroğlu mu gelecek? Yönetemeyebilir. Bir daha seçim olacak 5 yıl. 5 yılda bir şey mi kaybederiz? Kaybederiz ama 20 yıldan az kaybederiz. Yönetemiyorsa değişiriz kardeşim. Ya şimdi Allah gecinden versin, bela okumayalım da. Öldü gitti Recep Tayyip Erdoğan. Ne yapacak? Ülkeyi kapatacak mıyız kardeşim? 80 milyon bir adam yok mu bu ülkeye? AK Parti kapanıp gidecek mi? Çekilsin kenara. Yine AK Parti'den belki başka bir adam çıksın. Adam bir yerde çeşme açıyor. Cumhurbaşkanımızın şeyiyle. Ya kardeşim adamın haberi biliyor. Ya bu kadar kendilerini bağlamışlar. Adam bakan, ne olacak diyor askeri ücret. Cumhurbaşkanımız karar verecek. Sen nesin kardeşim? Yani şimdi AK Parti'de kaç tane milletvekili var? Siz 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında insanlarsınız. Eşiniz, çocuğunuz, torunlarınız var. Bir yerde kanaat önderisiniz ki milletvekili oldunuz. Ya hiç mi yanlış bir şey yok ya? Adam evet diye kaldırıyor. Ne evet dedin diyor, soruyorlar. Adam neye evet dediğini bilmiyor. Çünkü önerge okumuyorlar, kanun okumuyorlar. Neden? Çünkü bizim onların kendi başlarına karar verme yetkileri yok. Kim... Saray ne diyecek? Ona göre bekliyorlar. Saray evet diyeceksiniz diyor. Adam kalkıyor evet diyor. Saray hayır diyeceksiniz diyor. Adam kalkıyor hayır diyor. Yani niye bir kişi yönetirse ülke bu hale gelir.